Bugün 17 Ağustos, 1999 depreminin yıl dönümü. Aradan 18 yıl geçti. Peki bu depremden ders aldık mı ya da depremle yaşamaya alıştık mı? Ya da evde ya da iş yerinde bir sarsıntıyla karşılaşırsak ne yapılması gerekiyor? İşte bu soruların yanıtı. ...7,4 büyüklüğündeki Büyük Marmara depremini işte böyle yaşadılar. Binlerce kişinin ölümüne yol açan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Sultan Gazi'de bir deprem eğitim parkı açıldı. Burada vatandaşımızın bilinçlenmesiydi, öğretilmesiydi. Depremle nasıl mücadele edileceğini, nasıl tedbirler alacağını önce çocuklarımız ve tüm aile bilmesi gerekiyordu. Biz bugün burada onu gerçekleştiriyoruz. Şu an deprem eğitim simülatörünün içerisindeyiz. Burada iki tane ana bölüm var. Birisi sınıf, sınıftan farksız bir sınıf yapılmış buraya. Aynı zamanda bir de çocuk odası var. Burada öğrenciler 7,4 büyüklüğündeki bir depremde neler yapılması gerektiğini öğreniyor. Peki bir deprem sırasında ne yapmalı? Doğru davranış şekli çök kapağın tutun. Bunu Amerika'da, Japonya'da aynı şeyi yapıyor. Deprem anında çöküyorlar, bakın dizlerinin üzerine, enselerini koruyorlar ve bir sağlam bir masaya tutunarak depremin geçmesini bekliyorlar. Burada amaç bir hasarı, yani kafalarına bir şey düşmeden bir hayat üçgeni oluşturup depremin geçmesini beklemek. Sağlam bir eşyanın altına girmezsek yukarıdan gelen eşyalar bizim kafamıza ya da başka bir yerimize düşüp biz yaralanabiliriz. Depremde can kaybının önüne geçecek tedbirler de oldukça basit. Öncelikle ağır eşyalar sabitlenmeli. Genelde bizim Türk aile yapısında elbise dolapları tam yatağın karşısına yerleştirilir. Bu kesinlikle yapılmamalı. Çünkü uyurken depreme yakalanırsanız yatak üzerinize düşebilir ve siz de yatak altında kalabilirsiniz. O yüzden burada bir yatak var. Burada bir yatak var. Bu yatağın kesinlikle sabit olması gerekiyor. Çünkü uyurken eğer depreme yakalanırsanız hayat üçgeni dediğimiz üçgende kişinin diyelim ki binanın yıkıldığını varsayalım. Aradaki üçgende hayatta kalıyor olması lazım. Yatak sabitse bu gerçekleşebilir ama yatak sabit değilse bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Hemen yatağın başında bir masa görüyoruz. Masa kenarlardan sabitlenmiş durumda. Yani mümkünse ağır eşyaların hareket halinde devrilebilecek bütün eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir L profillerle. Deprem Eğitim Parkı'nda Sultan Gazi'de bulunan okullardaki tüm öğrenciler deprem bilinçlendirme eğitimi alacak. Haberimizde de ekranlara geçelim.